Şimdi değerli dostlarım, sayfamızdan yardım kampanyası başlattık. Birçok kişi, Allah razı olsun, geri dönüş sağladı. Birçok yardımda bulundu. Develi Unutulmaz Gıda'ya geldik. Buradaki abiler sağ olsun hemen yardım ettiler. İki araçla, birisi Yusuf kardeşimin aracı Transit, biri de Emre kardeşimin Transporter. Malzemelerimizi topladık. Ekip 3 kişi olarak gidiyoruz değil mi? Emre'nin yanına bir kişi daha bulursak bulacağız. Şu arabaya sütlerimizi koyduk arkadaşlar, şöyle 20 kutu süt koyduk, 20 kutu da su koyduk. Diğer arabamızı da göstererek, ona da temel anlık tüketilebilecek malzemeler arkadaşlar, şöyle gösterelim. Şöyle bisküvidir, çikolatadır, gofrettir, meyve suyudur. Diğer tarafta giysiler var, onları koyduk. Şimdi biz 3 kişi inşallah yola çıkacağız. İstikamet Maraş Elbistan değil mi Yusuf abi? Evet. İnşallah Maraş'ta görüşürüz. Şu arabaya 1000 tane de ekmek ayarlayacağız arkadaşlar, kısmet olursa. Elbistan'da görüşürüz. Şimdi ikinci yardımları da topladık arkadaşlar. Şöyle Cevizli Gross'tan, Allah razı olsun, abilerimiz bize yardımcı oldular. İkinci arabamızı da koyuyoruz malzemeleri. İki arabamız da tamamen doldu şu anda. Abi şunu da ekmeğin içine orada. Vay abim, abim helvayı da koydu abim. Allah razı olsun abi, sağ olun. Rabbim yardımlarınızı kabul etsin. Amin. Şu an Elbistan arkadaşlar. Enkaz kaldırıyorlar. Çok fazla yıkım var. İnsanlar bu şekilde sokak kenarlarında, binaların başında bekliyorlar. Bize de söylediler, yüksek binalardan uzak durun çünkü devamlı artçı sarsıntı oluyormuş. Devamlı binalar yıkılıyormuş. Gerçekten çok kötü burası. Arkadaşlar şimdi Maraş'a geldik biz. Havaalanındayız. Burada yolculuk için bekleyen insanlara biraz erzak dağıtıyoruz. Dün Elbistan'a geldik arkadaşlar. Biz yardımları asıl Elbistan'a, Afşin'e götürmeyi planlıyorduk. Yalnız Elbistan'da insan kalmamış arkadaşlar. Şöyle herkes şehri terk etmiş. Çok az insan var. Olanlara da aşırı derecede yardım geliyor. Yardımlar sokaklarda bekliyor. Biz orayı hemen öyle görünce terk ettik. Maraş'a geldik. Maraş çok daha kötü arkadaşlar. Gerçekten çarşı bayağı kötü. Şimdi bizi böyle çarşıdan buraya yönlendirdiler. Burada biraz dağıtımlarımızı yapıyoruz. Tabii çok yardım geliyor. Şimdi üniversite kampüsüne çadır kurmuşlar. Çadır kent. Oraya gideceğiz. Bakalım inşallah erzaklarımızı, yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. O ortalık çok kötü arkadaşlar. Maraş ilk girişte hiçbir şey yok dedik. Yani biraz abartılıyormuş gibi geldi dedik. Hiç yıkılan bina falan yok ama merkeze girdikçe arkadaşlar ortalık çok kötü. Allah'ım yardım etsin. Şimdi havaalanındayız. Birazdan buradan çıkacağız arkadaşlar. Allah'ım kolaylıklar versin. Havaalanı açık. Burada uçaklar inip kalkıyor, yolcular gidiyor. Biz de trafiği kilitlemeden erzaklarımızı dağıtmaya çalışıyoruz. Bizim ekip orada. Burada arkadaşlar, havaalanına yolcular girdiği için fazla bir şey alamıyorlar. Bir meyve suyu ya da bir tane su
şeklinde şeyler alıyorlar. Uçağa alınmaz diye. Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Çok kötü. Şimdi arkadaşlar çarşıda yardım dağıtmak çok zor. Gerçekten çok. Durum çok kötü. Şöyle fakülteye AFAD çadır kurmuş. Buraya getirdik. Bizim arkadaşlar buradan elimizden geldiği kadar dağıtacağız. Şöyle göstereyim ben size biraz. Çadırları kuruyorlar arkadaşlar. Ablam geçmiş olsun. Yardım malzemesi getirdik. Almak isterseniz şurada ileride arkadaşlar dağıtıyorlar. Bisküvi, su, süt. Evet. Şimdi arkadaşlar çarşıda dağıtamadık yardımı. Kaos ortamı var. Dediğim gibi biraz önce fakülteye buraya şey kurulmuş. Kampüse çadır kurulmuş. Burada bir sivil toplum örgütü var. Onlara kendi erzaklarımızı buraya emanet ediyoruz. Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Buraya koyuyoruz, erzaklar buradan alınacak. Abi, bahar ne bunlar? İçeri mi koyuyor? Abi, baban orada mı? Tamam. İyi oldu ya. Bu arkadaşlara teslim ettik. Bir arkadaş. Var mı daha abi? Abi diğer aracımızda da var. O da gelecek. Tamam abi. O da mı burada? Aynı abi. Tamam. Düzgün kurtulana. Evet. Tamam abi. Çoğu gıda zaten bizde. Birkaç tane de şey mont var böyle. Var. İşçi montu var. Tamam. Onu da vereyim size. Siz de kullanır. Siz de kullanırsınız. Evet. Tabii devamlı gece gündüz. Siz ne kadar kalacaksınız abi? Abi biz çok kalırız. Çok. Evlerimiz gitti. Öyle mi? Siz depremzedesiniz. Aynen. Burada yattım. Altında yattım. Vay. 9 kişi bir battaniyenin altında. Yapma ya. Ya. Oradan verme Emre. Bak çocuklar oradan alma. No. Hadi. Oradan verecekler. Buradan almayın. Yanaştıra indir abi. La. Ha, oradan alacaksın. Tamam? Gel abi, götünü şöyle yanaştıra. Organize olmazsan hemen ya. Hayır, bekle. Gençler. Bekle, verecekler. Kimse elini vurmasın bana. Şöyle durun bana. Böyle yok. Ya bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Ha, abi onları şunlara verelim de. Giyecekler ya. Bunlar şey, polar abi, sıcak tutar ya. Madenden geldi bunlar. Organize edin abi, ha. Biz size emanet ediyoruz. Allah razı olsun. Yok abi, kendileri alıyor, dağıtmıyorlar. Bak şu çocuk var ya, şu çocuk. Hepsini biz alalım. Yazık, günah ya.
Al abla. Hacı abi benzin bu. Şu benzin. Küplerin yanına koyak isterseniz siz şey yapın. Benzin. Tamam mı? Başka nerede? Al abla. Şey abla. Al abla. Benzin mi çocuğum bu? Al. Battaniye yapın bir tane yapsın. Tamam. Ben bilmiyorum şimdi. Abi ben sana bir şey diyeyim. 15 dakikasına yap. Evet, şu yerine. Şimdilik bak, biraz sonra çadıra koyacaklar, sonra dağıtalım abi. Şimdi olmaz. Malzemeye düzen. Ondan sonra. Tamam o zaman. Dağıtım yapmayın. Bak malzemeyi alın içeri, yoksa baş edemeyiz. Ha, aynen öyle. Aman. Sen abi bak şuradan al. Abim bak bir tane polar al üstüne şuradan sen. Ne yolda? Bak bunlar polar şunlar. Maden kıyafeti. Bir tane alın siz şunlardan. Arkadaşlar eşyalarımızı, malzemelerimizi bu abilerimize emanet ettik. Sivil toplum kuruluşu bunlar. Kampüse böyle şey kurulmuş arkadaşlar. Çadır kent kurulmuş, AFAD çadır kurmuş. Burada abilerimize emanet ettik. Hiçbir şekilde yağma olmadan bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Biz de mutlu olduk bu manzaradan. Çok güzel. Şu malzemelerin hepsi bizim arkadaşlar. Benzindir. Şunlar gördüğünüz gibi madenin verdiği kıyafetler. Hemen giydirdim ben abilere. Sağlam olur diye. Durumlar böyle. Arkadaşlar burası Eski Maraş diye geçiyor. Yani öyle öğrendik. Ben de bilmiyordum. Buraya kadar herhangi bir sorun yoktu ama burası gerçekten çok fena. Göksün, Afşin nispeten daha iyiydi. Oralara da uğradık. Ama Elbistan ile Maraş merkez çok fena arkadaşlar. Elbistan'da zaten kimse kalmamış. Herkes şehri terk etmiş. Sanki böyle hayalet bir şehir gibiydi Elbistan dün biz gittiğimizde. Burası da farklı değil yani. Vah, cenaze çıkartmışlar bak şimdi. Cenaze çıkartmışlar. Şurada haberciler de çekim yapıyor. Paylaşmak istemiyorum sizinle arkadaşlar.
Burada da çalışma yapılıyor. Zonguldak ekibiymiş burası da. Şimdi bu cadde yıkım. Şu karşı cadde yıkım. Ara cadde yıkım. Şura yıkım arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı var Maraş merkezde. Çok kötü. Bitirdik işte, şimdi çıkıyoruz. Normal şartlarda az sürer de şeyde uzun oluyor işte. Yol, trafik, yağmur, kar. Tamam İlker, görüşürüz inşallah. Kendin iyi. Hadi görüşürüz, sağ olasın. Oradan cenaze çıkardın. Benim ordum o aşağıdan da çıkardılar ya. Gözümün önünde. Aşağıda duramadım, çok kötü oldum da neyse.
yeni yığmadı. Baksana. Göçüp kaldırıyorlar.